yaz gazeteci yaz. Değerli izleyenler, Klişe'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Ahmet Bey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, ki kendisine başkan dememizden pek hoşnut değil. Mustafa Bey mi diyelim başkan? Senli benli konuşabiliriz. Tamam. Hiç sorun değil. Kızmayın bize sonra senli benli konuşuyoruz diye başkan istedi bu sefer. Evet. Başkanım, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Ahmet Bey'de olmanızdan duyduğum memnuniyeti önce ifade etmek istiyorum. Ne kadar çok insanın Ahmet Bey'i görmesi beni o kadar çok mutlu ediyor elbette. Özellikle sizler aracılığıyla Ahmet Bey'i en azından böyle anlık sohbetlerimizi ekrana taşıyabilme imkanına sahip olduğunuz için ben teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. İyiyim. Bundan sonrası da iyi olmak istiyorum elbette. Hep birlikte iyi olalım istiyorum. Çok zor günler yaşıyoruz. Hem dünya hem ülkemiz olarak. En küçük birime kadar artık hepimiz zor günler, sıkıntılı günler yaşıyoruz elbette. Salgın süreciyle beraber. Hepimizin iyi olabileceği günleri umut ediyorum. Öyle söyleyeyim. Öyle bir giriş yapalım. Şu an neredeyiz onu da bir anlatalım. Neresi burası? Bir parktayız ama. Burası Avrupa Birliği finansmanıyla yapılmış bir park. 2015 yılında hizmete açılmış bir park. Hibe imkanlar kullanılarak yapılmış bir park. Karşıyaka Kültür Parkı olarak geçiyor. Ahmet Bey Beldesi'nin Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz şu an. 2015 yılından bu yana güzel etkinlikler yaptığımız bir parkımız. Ve burası önümüzdeki birkaç yıl içerisindeki hedefimiz, görev süremizin sonuna kadar bu alanı bir yaşam alanı haline getirmek. Kapalı pazar yeri, fuar festival alanı, işte spor kompleksi, burada kreşimiz var. Hizmete başlayacak. Tamamıyla bir yaşam alanı haline gelsin istiyoruz. Ahmet Bey halkı, çevremizdeki, köylerimizdeki komşularımız, bu bölgedeki vatandaşlarımız burada sosyalleşebilsinler, sportif etkinlikler, aktiviteler yapabilsinler, eğitim alabilsinler. Ve çok daha fazlasını yapabilecek bir alana sahip olalım istiyoruz. Bu şu an içinde bulunduğumuz alanda. Ahmet Bey nüfusu küçük, imkanları da belli olan bir belediye. Hani kısıtlı imkanlara sahip. Belediyelerin durumu zaten malum. Burada bayağı yatırım var. Hibe dediniz. Devam eden yatırımları da yine hibeyle mi yapıyorsunuz? Kendi bütçenizle mi yapıyorsunuz? Kendi bütçemizle yapıyoruz. Özellikle kapalı pazar alanının, kapalı pazar yerinin yapımı konusunda kendi bütçemizle, Ahmet Bey Belediyesi'ne ait kendi öz kaynaklarla bu işi tamamlamak konusunda açıkçası inat ettik. Yani bunun nedeni şu, hem kendimize hem belediye çalışanlarına hem de Ahmet Bey vatandaşına bu özgüveni sağlamak gerektiğini düşünüyorum. Başkanım, az önce anlattın. Az zamanda önemli işlere imza attın. Buna karşın da belediyenin bildiğim kadarıyla hiç borcu yok. Evet. Bu işi nasıl başardın başkanım? Bütçe aslında denk olması gereken, yani bütçenin temel mantığı bu. Bütçe denktir, denk olması gerekir. Biz de bütçeyi mümkün olduğunca gelir gider dengesini esas tutmaya çalışıyoruz. Bu anlamda iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Belediye çalışanlarımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Artı en önemlisi burada kaynağı yaratan vatandaş. Yani bizim yaptığımız en küçük işler en büyük işe kadar tüm kaynağı yaratan vatandaş. Genel bütçeden aldığımız paylarda dahil edilirse biz mümkün olduğunca ayağımızı yorganımıza göre uzatmaya çalışıyoruz. En önemlisi bu. Çok yüksek personel maliyetlerimiz yok. Gereksiz demeyeyim ama fazla personel çalıştırmak gibi niyetlerimiz yok. Siyaseten işçi almak gibi dertlerimiz, niyetlerimiz hiç olmadı. Bunu hiçbir zaman ne seçim ne de siyaset malzemesi yapmadık. Bu anlamda rahatız. Kaç personeliniz var? Benimle beraber 25. Sizinle beraber evet. 25 kişisiniz. Evet. 25 kişi beldede bütün işi yapıyor, yetiyor diyorsunuz. Seçim dönemine geleceğim ama seçimde söz vermediniz mi? Seni de işe alacağım, seni de işe alacağım. Hayır. Genelde siyasetçilerin böyle bir tavrı 2014'te var de, 2019'da da böyle sözlerim ve taahhütlerim hiç olmadı. Kimseye sözü vermeden seçimi kazanıyorsunuz. Evet, iki oldu. Evet. Biraz seçime gelelim o zaman. Nasıl geçti 2014'te, 2019'da? Gayet güzel geçti. Bu aslında siz yani ya da gazetecilerin daha çok ilgisini çekecek şey mutlaka kavga oldu, dövüş oldu, şöyle sıkıntılar oldu, böyle sıkıntılar. Bayılırız. Evet. İnanın iki seçim döneminde de Ahmet Bey'de huzur ortamı hiç bozulmadı. Bir seçim ortamı da aslında yani böyle seçimin curcunası, seçimin telaşı elbette olur ama yani sıkıntılı tarafı hiç yaşanmadı. Bu biraz da adaylarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani. 1985 doğumlusunuz. Evet. Seçildiğinizde ilk 2014'te galiba 28 yaşında aday oldum. 29 yaşında 29'da belediye başkanıydınız. Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biriydiniz galiba. Evet. Nasıl oldu? Nasıl karar verdiniz aday olmaya?
Yani Ender Başkan'a da buradan selam gönderelim. Çocukluk düşüm değildi elbette. ama yani özellikle işte 20'li yaşların artık ortalarında buna dönük niyetlerim ortaya çıktı. Çünkü siyaset hayatımın hep içindeydi. Ama siyaset yapmak için elbette seçilmiş olmak gerekmiyor hiç şüphesiz. Askerden döndükten sonra özellikle bu anlamda arkadaş ortamlarımızda ki ben her zaman şunu söylüyorum. Ben tek başıma aday olmadım. Birlikte biz Ahmet Bey'de solda güç birliğiyle iki dönemdir seçim kazanıyoruz ve solda güç birliğiyle Ahmet Bey'i siyaseten yönetiyoruz. Ama Ahmet Bey halkıyla birlikte yönetiyoruz. Bu süreçlerde hep birlikte istişare, görüşmeler, fikir alışverişleri yaparak böyle bir karar aldık. Magazin tarafına gelirsek, yani kavga, dövüş, gürültü vesaire falan olmadı belki ama ailem çok onaylamadı aslında. Çünkü çok fazla işimiz var, aile işimiz var. İlk aşamada doğru düşünüp düşünmediğim konusunda çok sorguladı ailem. Babam sıkı bir Cumhuriyet Gazetesi okurudur. Evde baza, yatak altı, işte boş bir alan neresi varsa hepsinde Cumhuriyet Gazetesi vardır, bir ekleri vardır. Böyle bir ortamda büyüdük. Yani gece eve geldiğimizde işte gazetenin şu sayfasında ne yazar diye babam sorardı. Sonrasında böyle bir ortamda, Türkiye çok politik bir ülke. Her gün, her anında siyaset var, politika var. Kayıt dışı kalmanız mümkün değil elbette ki Ahmet Bey de böyle. Yani Ahmet Bey de, Ahmet Bey sağı da, Ahmet Bey solu da tarihsel geçmişe döndüğünüzde insanlar gidip tarafgirlikle işte adayı çok sevdiği için çoğu zaman oy vermezler. Böyle oy veren insanlar da vardı, böyle oy veren seçmenler de vardır ama çoğunlukla siyaseten verdikleri karar neticesinde sandığa giderler. Yani köklü siyasi geçmişleri vardı. Babam iyi düşündün mü diye ısrarla sormaya başlayınca yani bunu biraz sen hazırladın aslında, yani bu ortamı biraz sen hazırladın dedim. Herkesin hayatında kahramanları var elbette, hiç şüphesiz benim de babamdır. Yani bu anlamda siyaseten hayatımı üzerine inşa ettiğim fikirler onun sayesinde gelişmiştir. Bunu ona anlattım, bunu biraz sen hazırladın. O yüzden bu sürece dahil olacağız, aday olacağız dedim. Sonucunda böyle bir ortamdayız şu an. İki dönemdir Ahmet Bey halkına hizmet verme onuruna sahip olduk. Belediye başkanı olduğunuzda evliydiniz galiba. Evet. Şu an biraz ailenizden bahsedin, çocuğunuz var. Evlisiniz, kaç yıldır evlisiniz? Bunlardan hiç bahsetmediniz. 2012 yılında evlendik eşimle. Bir oğlumuz var. İsmi Deniz, eşimin ismi Sinem. Onların da selamları var. Bizden de selamlar. Bizden de selam. Baş üstüne. Siyaset hayatımızın her noktasında, her alanında vardı. Hatta geçen hafta sizinle görüştükten sonra işte Klişe TV vesaire falan. Hep birlikte izliyoruz. Eşimle birlikte de izliyoruz sizin güzel yayınlarınızı. Teşekkür ederiz. Ben hatta paylaşırken de bunu yazmıştım. Belki görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Yani siz siyasetin katılığını değil, güler yüzünü ekrana yansıtıyorsunuz. Bu bizim için ciddi bir fırsat. Eşimle bunu konuşurken işte bizim evlilik yıl dönümü mutlaka sorulabilir. İşte 27 Mayıs'tı galiba değil mi? İşte 24'ü nikah tarihimiz vesaire, bunları teyit ettik elbette. Çalışıp geldim diyorsun. Evet, evet, bir anlamda. O zaman nasıl evlilik teklif ettiğinizden bir bahsedin başkanım bize. Enteresan bir durum var mı? Enteresan bir durum yok. Ben çok sürpriz yapan ve sürprizleri çok seven biri değilim. Disiplini çok sever, iş disiplini özellikle. Bu hayatımın da her alanında vardır. Takıntıya varacak bir simetri takıntım vardır. Böyle düzenli, nizami yaşamaya çalışıyorum. Bunlar iyi mi yeri? Nasıl? İyi. Benden çok fazla sürpriz beklenmez o sebeple. Genelde planlıdır. Eşimle de böyle oldu. Tahmin etmiş yani benim evlilik teklif edeceğimi. İstanbul'da Galata Köprüsü'nün üzerinde öyle İstanbul'u seyrederken İstanbul manzarasını. Eşim de Lüleburgazlı, ben Ahmet Bey'liyim. Ahmet Bey'de değil, Lüleburgaz'da değil, birlikte olabileceğimiz lokasyonlarda değil, İstanbul'da. Niye İstanbul'a gidiyoruz? İşte neden buradayız? Böyle az çok belli olmuş. Bir yani akıl yürütmeyle evet, sonuca yani varmış diyorsun. Çok sürpriz bir evlilik teklifi olmadı. Olsun ama güzel yer demişsiniz Galata Köprüsü'nde. Ben bir seçime geri dönmek istiyorum. Dön bakalım. Başkanım, Türkiye'de bir klişe vardır. Türkiye solu niye başarısız? İşte bir araya gelemediği için başarısız. Siz bunu seçimde yıkmışsınız anladığım kadarıyla. Solu bir araya getirmeyi nasıl başardınız başkanım? Solu bir araya getiren unsur ben değilim. En başında bunu söyleyeyim. Biraz aslında Türkiye'de bahsettiğiniz başarısızlığın sebebi sonuç ortaya koyup geriye dönük çalışmak. Akıl yürütmenin yanlış mantığı bu aslında. Yani lider belirlenip kadro belirlenmeye çalışıyor. Ama bizde tam tersi. Bizde önce bu süreci birlikte nasıl yürütebiliriz, birlikte nasıl yönetebiliriz üzerinden masaya oturduk. Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Demokratik Sol Parti ve benim de üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi.
Bir araya oturduk. Bir arada uzun tartışmalar yaptık. Sonrasında bu ortak aklın ürünü olarak benim adaylığım ön plana çıktı, öne çıktı. Tabii ki burada benim de adaylığı istemem de bir etken elbette. Solun neden başarısız olduğu üzerine devasa bir külliyat var. Yani bizim burada bir Ahmet Bey'in belediye başkanı çıkıp binlerce yıllık bir külliyatı kenara koyup sol neden başarısız işte şu maddelerden dolayı demek biraz çiğ kalır diye evet. düşünüyorum. Alper'in de soldan birkaç adaylığı var. Taktik alıyor sizden. Öyle mi? Şey yapamaz. Nasıl birleştiriyorsun başkan bunu? Alper'in birkaç benim adaylığı için var. Benim için başkanım senin için öyle diyorlar ama. Trakya'da solu birleştiren başkan diyorlar. Örnekleri vardır şüphesiz. Yani Ahmet Bey özelinde böyle şüphesiz. Evet. Daha büyük iddialarım şu an yok. İleriye dönük olarak böyle solu birleştirebilecek bir aday olabilir miyiz? Orada nasıl gelir? Aman gelmesin ya. Başkanım, geçen gün sosyal medyanıza bakıyordum. Son dönemin popüler bir dizisi var, Bir Başkadır. Evet. Ahmet Bey diye paylaşım yapmışsınız. Bize Ahmet Bey'i ve Ahmet Bey insanını biraz tanımlar mısınız? Sahiden bir başka mıdır Ahmet Bey'in insanı? Kesinlikle öyledir. Herkes için böyledir. Yani her bölge hakikaten her belde, her köy, her ilçe elbette bir başkadır. Ahmet Bey aydın, güler yüzlü, demokrat ve her kesimin yaşamaktan mutlu olduğu bir yer olduğunu 7 yıldır hizmet vermekten onur duyduğum bir yer Ahmet Bey. Bir başkadır yani. Ahmet. Bir başkadır Ahmet Bir başkadır Bey. İzledin mi bu arada? Dün biraz izleme fırsatım oldu. Eşim izlerken yandan müdahil oldum. Belki bir bölümün bir kısmını izlemişim. Doğalgaza kavuştu mu Ahmet Bey? Doğalgaza kavuştu. Bu sabah vanayı açtık. Artık yarından itibaren abonelikler başlıyor. Ne güzel güne denk gelmişiz. Evet, evet. Bu ondan da için, biraz bahsedin isterseniz. Tabii. Bu bizim için güzel bir şey oldu. Yani doğalgaz yıllardır vatandaşlarımızın talebiydi. 2015 yılında başlattık süreci. Hatta şöyle söyleyebilirim, bunu doğalgaz yetkili şirketinden de teyit edebilirsiniz. Şu an bölgede doğalgaz çalışması yapılan birçok şehrin, birçok belde ve ilçenin lisans bölgesine dahil edilmesi imkanını açan da Ahmet Bey Belediyesi'dir. İktidar tarafından şöyle bir algı yaratılıyor. CHP'li belediyeler çalışmaz. Nedir bunun aslı? CHP'li belediyeler çalışır mı, çalışmaz mı? Yani bunun örneği Ahmet Bey. Yani Ahmet Bey Belediyesi, Ahmet Bey Belediyesi'nin yönetim kadrosu, siyasi yönetim kadrosu, bürokratik yönetim kadrosu. Ahmet Bey'in şu an kadrosu küçük olmasına rağmen her sokağındaki çalışmaları, şu an çevrenizde gördüğünüz tüm yatırımlar bunun aslında tersi olduğunun göstergesi. CHP'li belediyeler çalışmaz diye bir algı tutmaz. Tutmuyordu zaten. Hele hele 2019 yerel seçimlerinden bugüne Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin özellikle salgın sürecinde gösterdikleri ve vatandaşların belediyelerine gösterdiği güven, o birlikte yaratmak istedikleri dayanışma ağları, bu bir nevi Cumhuriyet Halk Partili belediyelere olan güvenin bir sağlaması anlamına geliyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çok iyi çalışıyorlar, çok güzel çalışıyorlar ve ben eminim ve inanıyorum önümüzdeki süreç Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bu iyi çalışmaları, bu güzel yerinde çalışmaları Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır susadığı iktidarın da kapısını açacak en önemli unsurlardan biri. Soru oydu ama cevabını verdiniz. İyi işler yapan CHP'li belediyeler iktidarı getirir mi diye soracaktım ama siz zaten düşünceniz de o yönde galiba. Hiç şüphe etmiyorum. Salgın sürecinde CHP'li belediyelerin performanslarından. Siz o dönemde galiba kendiniz üretmişsiniz maskeleri ve özel sektöre, kamuya maske dağıtmışsınız. Biraz ondan da bahseder misiniz? Biz toplamda 1000'in üzerinde 100 koruyucu siperlik ürettik. Evet. Bunları 3 boyutlu yazıcılarla yaptık. Ve bunu da bu karantina, ilk karantina döneminde yani Nisan-Mayıs döneminde o süreçte işte gece gündüz arkadaşlarımızla değişimli bir şekilde belediye meclis salonunda yaptık. Ahmet Bey'deki önce esnaf arkadaşlarımıza dağıttık, sağlık çalışanlarına dağıttık. Lüleburgaz'ın köy ve mahalle muhtarlarına, vefa sosyal destek gruplarına ulaştık. Çünkü bu salgın sürecinin en önemli unsurlarından biriydi muhtarlarımız ve vefa sosyal destek grupları belediyelerimizle birlikte. Evlere en çok giden yani karantina döneminde özellikle işte karantinada olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında en çok ihtiyacı olanlar onlardı. Onlara ve bu süreçte bizden talep eden Türkiye'nin birçok noktasında yani sosyal medyadan bu paylaşımları görüp talep eden sağlık çalışanlarına, kamu çalışanlarına, belediye çalışanlarına onlara ulaştırdık. Bunların tamamı elle, el emeği
çok yerde ama çok keyifliydi bizim için. Yani o salgın sürecinde kısılıp kenarda oturmaktansa böyle faydalı bir şey yapmış olmak bizi biraz olsun bu sürecin içinde olmak mutlu etti. Başkanım, yardımların Ahmet Bey dışına ulaştı. Lüleburgaz'ın bazı köylerine yardımda bulundun. Bu yardımlar sonrası işte Ahmet Bey belediye başkanı Lüleburgaz Belediye Başkanlığı'na hazırlanıyor mu diye söylentiler de başladı. Bu iddialara ne dersin? Bunlar hiç tereddüt etmeden vereceğim bir cevap var. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ben Ahmet Bey belediye başkanım. 3 yıl görev sürem var. Lüleburgaz Belediye Başkanı adaylığıyla ilgili bugüne kadar ne bir hayalim, ne bir umudum, ne bir hevesim, ne de birilerinin gazı ve hadi sen buraya layıksın demesiyle konum alacak bir adam olmadığım için böyle bir beyanım dahi olmadı. Buna dönük bir çabam ve çalışmam da olmadı. Lüleburgaz'ı gayet güzel ve Lüleburgaz'ın hak ettiği hizmeti veren bir belediye başkanımız var. Kendisiyle de sürekli zaten dayanışma halindeyiz. Bizim yaptığımız destek ve katkılar bir politik hedefe ulaşmak, bir makama ya da bir hedefe ulaşmak noktasında değil, ihtiyaçları yerinde ve farkında karşılayabilmek için. Trakya'da sizin adaylığınızı da genel başkan açıklamıştı. Bu size genel merkezde bir ayrıcalık kazandırıyor mu? Bu en başında beni çok mutlu ediyor. Yani genel başkanımızın genel başkanlığından bu yana gösterdiği performans, ülkenin sorunlarına yerinde ve doğru yaklaşımları. Ve az önce bir sorumuz vardı beraber tartıştığımız. Türkiye'de sol neden bir araya gelemiyor ya da nasıl bir araya gelir? Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımızın şu an yüklendiği misyon ve artık sonuçlarıyla birlikte bence bu. Yani Kemal Bey Türkiye'de solu bir araya getirebilecek yegane isimlerden hiç şüphesiz biri. Bugün Türkiye'deki toplumsal muhalefetin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında konumlanıyor olması bence biraz bunu da getiriyor. Genel merkezde ayrıcalık sağlar mı, sağlamaz mı noktasında genel merkezden buna dönük bir referansa şu aşamada ihtiyacımız olmadığı için belki o tarafından bakmadık. Yani şu an yerel yöneticilik yapıyoruz, Ahmet Bey'de belediye başkanlığı yapıyoruz. Genel merkezde tabii ki bir ayrıcalığımız vardır diye. Başkanım, Ahmet Bey ne zaman ilçe oluyor? Ahmet Bey ne zaman ilçe oluyor? Tabii bu bizim hayallerimiz, bizi mutlu edecek bir anda olacak mı? Bu tartışılır elbette. Bunun kararını bizim isteklerimiz ya da bizim çok talepkar olmamız karşılamayacaktır şüphesiz. Daha önce de yani 2016'da yaptığımız bir röportajda da bir gazeteci arkadaşımız sormuştu. Çünkü hedefimiz Ahmet Bey'i ilçe yapmak, Ahmet Bey'i ilçe olduğunu görebilmek yöneticilik yaptığımız dönemde. Hatta az önceki soruyla da biraz ilintili. Ben Lüleburgaz ilçesinin belediye başkanı olmak değil, Ahmet Bey'in ilçe olduğunda Ahmet Bey'in ilçe belediye başkanı olmak isterim. Ahmet Bey beldesi 5 ilçenin arasında kalmış bir belde. Evet. Kendinizi arada kalmış, sıkışmış hissediyor musunuz bazen? Zaman zaman. Zaman zaman. Şöyle. Ne oluyor, darlanma mı geliyor? Ahmet Bey'den çıktığınızda başka bir ilçeye girmiş oluyorsunuz. Köylerle. İşte Emir Ali, Evren 8 ile Lüleburgaz'a kendi ilçemiz. Ama diğer taraflara döndüğünüzde işte Sütlüce ile Pınarhisar'a, Akıncılar'la Vize'ye, öbür tarafta Sofular ile Saray'a, bir diğer tarafta Paşaköy Pınarbaşı ile Ergene'ye komşuyuz. Tekirdağ ve Kırklareli ile birbirine bağlıyoruz. Biz aslında daralmıyoruz, bir anlamda geçiş sağlıyoruz diyebilirim. Ve bu tüm geçişlerin Ahmet Bey avantajını da dezavantajını da görüyor. Ama çoğunlukla avantajlarını görüyoruz biz hiç şüphesiz. Şu dezavantajını çok yaşıyoruz. Ahmet Bey'den sonra sanayi başlıyor, Ahmet Bey'den sonra turizm başlıyor. Yani bizim ne sanayimiz var ne de turizm varlığımız var. Köfteniz var. Köftemiz var, evet. En önemlisi. Ama bir turizm varlığına sahip olmak bizi avantajlı konuma getirebilirdi. Var olan ama şu an görsel olarak sunabileceğimiz bir turizm varlığına sahip değiliz. Ama varlığını biliyoruz. Yani Ahmet Bey'de bir kilise varlığını biliyoruz. Ahmet Bey'in Rum vatandaşlarının yoğunlukla yaşadığı dönemlerde yine yoğun bir belde olduğunu, yine güzel bir ticaret merkezi olduğunu, bir tahıl ambarı olduğunu biliyoruz tarih kitaplarında. Bunlar olsaydı çok daha güzel olurdu, hiç şüphe etmiyorum. Yegane unsurun sadece köfte olması tabii ki bizi tatmin etmiyor. Daha fazla, daha farklı ve sadece köfteyle anılmak değil derdimiz. Başkanım, bizim memlekette başkanlık koltuğuna oturan bırakmak istemiyor. Evet. Sizin hedefleriniz nedir? Bir dahaki dönem başkanlık yapmak istiyor musunuz? Aslında koltuk öyle oturup kalınacak olağanüstü rahat bir koltuk değil.
Yani bilmiyorum, belki bizden önce çok rahattı da o yüzden kalkmak istemiyorlar. Onu çok böyle tartışma konusu yapmak istemem elbette, ama ben zamanı geldiğinde bunu kendi irademle beyan ederek yapmak istiyorum. Yani evet artık yeter diyebilmek seçmenin sandıkta sizden feragat etmesi, sizi tercih etmemesiyle olmamalı bence. Aday olup seçim kaybederek gitmeyi istemiyorum kesinlikle. Ben bu iradeye sahip, bu kararı kendim verebileceğimi düşünüyorum. Belediye başkanlığı sonrası bir milletvekilliği hayaliniz var mı? Elbette var. Ama bunun kararını verecek olanlar önce Ahmet Bey'deki hemşehrilerim, sonrasında bölgede yaşayan komşularımız, hemşehrilerimiz, elbette Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Hep söylüyoruz, küçük bir belde ama biraz araştırma yaptığımızda bir sürü ödül almışsınız Avrupa Birliği'nden, Avrupa Konseyi'nden. Ben şimdi bunları not aldım ama ben saymayayım, siz anlatın. 2016 yılında başlayan bir süreç bizim için. Avrupa Konseyi ile yaptığımız, Avrupa Konseyi'nin konseptine uygun çalışmalar diye tarif edeyim. Aslında Avrupa Yerel Demokrasi Haftası katılımcısı olarak her yıl Avrupa Konseyi'nde, Strasbourg'da bir yıllık koordinasyon toplantısı gerçekleştiriliyor. O yıl içerisinde gerçekleştirdiğiniz, yerel demokrasiye sunduğunuz katkıların neticesinde orada bir takdim yapılıyor, bir sertifika. Bu ödül müdür, sertifika mıdır, bir değeri var mıdır, kıymeti var mıdır? Bu zaman zaman yerel siyasette tartışma konusu olmuştur Ahmet Bey dedi. Ya da işte çevremizde, bölgede. Ama bu Türkiye'deki klasik yerel yönetim anlayışının biraz daha üzerinde. Daha katılımcı, daha demokratik bir yerel yönetim anlayışı ortaya koyduğumuz için verilen bir teşekkür bence, böyle niteliyor. Ama ödül diyebileceğimiz aşamada da şu var. Bir ödül silsilesi var Avrupa Konseyi'nin. Avrupa diplomasıyla başlıyor. Avrupa diplomasını almış Türkiye'deki ilk ve tek belde belediyesiyiz. 12 yıldız şehir sertifikasını almış, 4 defa almış tek belde belediyesiyiz. Bu ödül silsilesine başlayabilmek için bu yerel demokrasi haftasını ve yerel demokrasi güçlendirmek adına faaliyetleri gerçekleştirmeniz gerekiyor zaten. Biz birinci aşamadayız şu an. Hedefimiz ikinci aşama, Avrupa Şeref Bayrağı. Devamında Avrupa plaketi, Avrupa ödülü diye devam ediyor bu. Tabii bunlar bizi motive eden ve mutlu eden ödüller, uluslararası ödüller. Bunlara Türkiye'de sahip olabilmiş tek belde belediyesi olmanın verdiği mutluluk da aslında bizim için bunları kıymetli ve değerli yapıyor. Onların dışında yine işte en son iki gün önce bizim belediyecilik Oscar'ları diye adlandırdığımız Marmara Belediyeler Birliği'nin Altın Karınca ödül töreninde bir ödül aldık. İki yıl önce de bir ödül almıştık Altın Karınca'dan. Bunlar gerçekleştirdiğimiz projeler ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ilgili. Oraya sunduğunuz projelerin değerlendirilmesiyle ilgili. Ama şunu samimiyetle söylüyorum. Alınan en büyük ödül ya da alınabilecek en büyük ödül hiç şüphesiz vatandaşın teveccühü. Bunu yeri geldiğinde sandığa giderek, size oy vererek yapıyor. Yeri geldiğinde küçük bir gülümsemesi, küçük bir teşekkürü, bir gönül selamı bile yetiyor. Bunu laf olsun diye ya da klişe olsun diye söylemiyorum. Bu gerçek manada, yani aldığımız, her gün aldığımız belki ödüllerden biri bence bu. Yani vatandaşlarımızın teveccühü bizler için o rafa koyulan biblolardan çok çok daha kıymetli. Ben aslında şu açıdan sordum biraz da bu soruyu. Avrupa Konseyi ile ilişkileriniz 4-5 yıldır gayet iyi devam ediyor. Giderek de yükseliyor. Birçok ilişki geliştirmiş Avrupa Konseyi ile. Nasıl başardınız bunu? Biz geçtiğimiz yıl 2019 yılında Avrupa Hareketlilik Haftası ulusal ödülünü kazandık. Türkiye Belediyeler Birliği'nin organizasyonunda. Bu Ahmet Bey Belediyesi'nin 2015 yılından bu yana yaptığı ücretsiz şehir içi ulaşım hizmeti, bisiklet kullanımının arttırılması, toplu ulaşım kullanımının arttırılması, okullara ücretsiz öğrenci ulaşımlarının sağlanması, bu ve buna benzer birçok unsur Avrupa'nın yeşil politikasının, yani doğayı ve çevreyi koruma politikasının bir gereğiydi. Bunun için şimdi Avrupalı olmaya, Avrupa'ya yakın olmaya, Avrupa'ya yüzünüzü dönmeye gerek yok. Bu dünyanın gerekliliği ve ihtiyacı. Artık doğayı ve çevreyi koruyan politikalar geliştirmek. Onun dışında Türkiye demokrasisinin, Avrupa demokrasisi inanılmaz müthiş, inanılmaz güzel diye değil, Türkiye demokrasisinin gerçekten ihtiyacı olan ya da bizim ölçeğimize söyleyeyim, yerel demokrasinin ihtiyacı olan unsurları Avrupa'da, eğer bunun iyi örnekleri varsa, Ahmet Bey'de uygulanabilirliği varsa ya da Ahmet Bey'de yaptığımız uygulamaların bunlarla harmanlanabilmesi mümkünse, biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Bir özenti ya da bir merak, bir Avrupalılık sevdasından
ziyade kendi kimliğimizden, kendi kültürümüzden ödün vermeden o kültürü, bizim eksik kaldığımız unsurları geliştirmek anlamında kullanmaya çalışıyoruz. Sayın Başkan, şeye de değineceğim. Az önce bahsettiğiniz ücretsiz ulaşım öğrencilere, evet, artı şehir içi ücretsiz ulaşım. Biliyorsunuz son dönemde Tunceli Belediye Başkanı sosyalist belediye olarak, komünist belediye olarak epey Türkiye'de ön plana çıkmıştı. Bu bağlamda Ahmet Bey de sosyalist bir belediye diyebilir miyiz? Yönetim tarzı böyle değil elbette. Yani Ahmet Bey de bir sosyalizm, bir kurtarılmış bölge, bir farklı yönetim tarzı vesaire bir şey yok burada. Ama mümkün olduğunca vatandaşlarımızın kamu kaynaklarından amasız, fakatsız, lakinsiz herkesin kamuya kattığı kadarını alabileceği bir yönetim tarzıyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Başkanım, bir de şöyle bir sorum olacak. Yılın Kadına Destek Ödülü almışsınız. Trakya ödüllerinde galiba, Lüleburgaz'da düzenlenen. Ahmet Bey de kadına şiddet olayları, işte maalesef günümüzde çok fazla ülkemizde. Bu konuda belediyenizin geliştirdiği politikalar neler? Beraberinde yine sokak hayvanları ile ilgili de sorum olacak. Ahmet Bey bu açıdan nasıl Türkiye'ye göre? Farklı olduğunu düşünüyorum Ahmet Bey Belediyesi'nin. Ki bu farklılık aslında bu ödüllendirmeyi gerektiren birçok şey sayabileceğim unsurlar. Kadına şiddete karşı aile içi eğitimlerden okuldaki eğitimlere kadar, işte en küçük birimden, yani çocukların algılayabileceği andan eğitimlerin sonuna kadar bu hizmetleri Ahmet Bey Belediyesi olarak veriyoruz. Bir belde evimiz var, ücretsiz eğitim hizmeti verdiğimiz 2015 yılından bu yana. Orada yaptığımız tüm faaliyetlerin neredeyse %80'in üzerinde bunları kadınlarımızla gerçekleştiriyoruz. Onların eğitimde dezavantajlıysalar eğer, ön plana çıkabilmelerini sağlayacak işler yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılıysalar, onlara kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek oranda destek verebilecek bazı projelerimiz vardı ki ödüllendirildiğimiz proje bu aslında. Sokak hayvanlarıyla ilgili de yaptığımız çalışmalar son derece samimi. Yani bu konuda özellikle yani yerel yönetimler bu konuda çok eleştiri alıyorlar. Gaddarlık derecesine varacak yanlış uygulamalar yapıldığı için belli bölgelerde zaman zaman. Bu konuda yerel yönetimlerin üzerinde ciddi bir töhmet var, ciddi bir gölge var ne yazık ki. Ama biz Kırklareli bölgesi olarak özellikle Sayın Valimizin bu konuda ciddi çalışmaları var. Yerel yönetimlerin özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalar şu an iddia ediyorum 81 ilde en iyi çalışmalar şüphesiz Kırklareli bölgesinde yapılıyordur diye tahmin ediyorum. Hem kaymakamlıklarımız üzerinde hem valilikler hem doğa koruma milli parklar hem ilçe tarım müdürlükleri bunlarla ilgili kurulan tüm ağlarda bu çalışmalar örnek vermek gerekirse en basitinden Kırklareli'de şu an herhangi bir beldede gece saat 3'te yolda giderken bir yaralı bir hayvan gördüğünüzde, bir sokak hayvanı gördüğünüzde 112'ye ihbarda bulunabiliyorsunuz. 112 bu ihbarı belediyelerin vermiş olduğu icap listelerindeki isimlere ulaşarak o saatte müdahale edilebilmesini sağlıyor. Bu konuda samimiyetle aksiyon gösteren bir belediye olduğumuzu düşünüyoruz. Hayvanlar sokakta kalmasın diye işte arka tarafımızda belediyemizin garajı var. Orada şu an 20'ye yakın yavrumuz var. Annesi olmayan yavrular var. Ya da işte annesiyle beraber aldığımız yavrular var. Belli bir büyüklüğe gelene kadar orada bizim arkadaşlarımızın refakatinde yaşıyorlar. Her sabah onların sütleri, her akşam işte esnaflarımızdan aldığımız ya da bizim mamalarımızla takviye ettiğimiz bir ortamı kendi belediyemize ait garajda kurmaya çalışıyoruz böyle bir ortamı. Onun dışında işte bizim eski seçim sandıklarından yaptığımız küçük şeyler var. Sokakların ya da caddelerin belli noktalarında küçük barınaklar var. Kedi evleri var, köpek yuvaları var. Mümkün olunca geri dönüşüm mantığına da uygun bir şey olsun diye böyle bir çalışma yaptı arkadaşlar. Seçim sandıklarından kedi ev yaptınız, barınak yaptınız. Köpek yuvaları yaptık. Evet, Türkiye demokrasisine demokrasiden daha faydalı sunmaya, olmuş olabilir. Evet, katkı sunmaya devam ediyorlar. En güzeli de şey yapmışlar ama duraklara sokak kitaplığı yaptık. Evet. Duraklarda ve çocuk parklarında var. Buna ilave olarak mezarlığımızda da var. Buraya işte kitap koyuyoruz. Listeleri de belli. Zaman zaman vatandaşlarımız da koyuyorlar ama bunu çok fazla istemiyoruz. Çünkü oraya kimin ne tür bir yayın koyabileceğini sürekli takip etme imkanımız yok. Ama az önce sizin dediğiniz gibi yani eski seçim sandıkları, o ahşap sandıklar Türkiye demokrasisine sunduğu katkıdan belki daha fazlasını şu an böyle sunuyor. Takip edebildiniz mi? Duraklarda ilgi nasıldı kitaplara? Gayet güzeldi. Hatta yani şey olsun diye, laf olsun diye söylemiyorum. En çok el değiştiren kitap Nutuk.
en çok talep edilen kitap Nutuk. Kitaplar da zaman zaman takviye etmeyi gerektiriyor. Yani bu konuda ilk başta da biraz tereddütler vardı. Yani işte koyarız ama çalınır vesaire falan. İnsanların buradan kitap ödünç almaları benim için hiç sakıncası yok. Keşke insanlar sürekli bunu yapsalar. Biz sürekli kitap tedarik ediyoruz zaten. Başkanım, o mu bu mu bölümümüz var. Size evet. İki seçenek vereceğim. Birini tercih edeceksiniz. Uzun Köprü köftesi mi yoksa Ahmet Bey köftesi mi? Hiç şüphesiz Ahmet Bey köftesi. Ben burada bir konuşmak istiyorum. Bak şimdi. Özlem Başkanımızla bu konuda bir rekabete girmeyiz bile. Yani onun için de hiç şüphesiz Uzun Köprü köftesidir. Evet. Bunu biraz size sormak lazım. Şimdi biz yani Neslan Başkan katıldı. Evet. Tekirdağ biliyorsunuz Özcanlar Köftesi'nin sahibi. Evet. O Tekirdağ köftesi dedi. Evet. Uzun Köprü'ye gittik. Uzun Köprü köftesi. Evet. Ahmet Bey'e geldik. Siz de Ahmet Bey köftesi diyorsunuz. Biraz parantezi de açabiliriz aslında. Şimdi bir Balkan kültürü hiç şüphesiz. Yani köftede ciddi bir Balkan kültürü var. Ve biz şöyle de nitelendiriyoruz. Yani köfte sınıflar üstü. Yani belki en lezzetlileri, anneme de buradan bir mesaj göndereyim. En güzeli annelerimizin yaptığı köfteler değil mi? Yani anne köftesi en güzel köfte. Bu bir parantez olsun. Ama en güzel köftenin Ahmet Bey köftesi olduğu konusunda yani bu su götürmez. Bu tartışmaya da kapalıdır. Kadir biz buna bir program yapalım. Alalım şey yani. Ben şahsi tercihim ben Uzun Köprü'de söyledim aslında. Ben de dedim Ahmet Bey köftesi daha güzel dedim. Ama arkadaş buraya koymayacak nasıl olsa Uzun Köprü'lü çünkü. Ama hakikaten yani ben Uzun Köprü köftesini beğenmedim. Konya Akşehir helvası mı yoksa Ahmet Bey helvası mı? Tabii ki Ahmet Bey helvası. Başkanım iğne adamı Erikli mi? İğne ada. Yani bu konuda ben o ana da kesin isterim. Yani böyle saniyenin onda biri bir duraklama yaşatmak istemem. Tahir abiyle kavga yapmak da istemem. İğne ada. İğne ada eşsiz bir güzelliğe sahip. Tarihi, doğası, Longoz ormanları, denizi, kilometrelerce uzayıp giden altın kum diyebileceğimiz sahilleri. En önemlisi de yani Tahir Agam, yani Tahir abi İğne ada belediye başkanı. Başkanım, terzi fikri sönmez mi? Evet. Yoksa komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu mu? Elbette fikri sönmez. Yani aynı ortamda bulunma imkanına sahip olmamışızdır. Ama anılarını, icraatlarını sayfalar dolusu okumuşumdur. Terzi Fikri'nin, Fikri Sönmez'in. O yüreklerimizde bir çınardır. O Sönmez şiirinde geçer ya, çatık bir kaş gibi delen bir kalp kriziyle orkestranın şefini yitirdik diyor Fikri Sönmez için. Hiç şüphesiz elbette Maçoğlu'nun çok güzel icraatları var. Türkiye'deki yerel yönetimlere bakışı değiştirdi. Yani sadece ben soldayım, ben kendi solda, yelpazenin solunda yer alan partilere mensubum diyen belediye başkanlarının çok ötesinde Türkiye sağını bile etkilemiştir. Başkanım özelleştirme mi, kamulaştırma mı? Mutlaka kamulaştırma. Serbest piyasa mı, devletçilik mi? Mutlaka devletçilik. Son olarak kapitalizm mi, sosyalizm mi? Sosyalizm. Sonuna kadar inadına sosyalizm. Başkanım, ülkemizde 3-4 yıldır herkes birbirine soruyor. Ben de size sorayım. 15 Temmuz'da neredeydin? 15 Temmuz'da nerede olduğu hiç su götürmez şüphesiz olan bir yerdeydim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim 15 Temmuz gecesi. Ne yapıyordunuz orada? Evet. Yani şöyle söylemek gerekirse 15 Temmuz aslında biraz espriyle başladık sohbete nerede olduğumuzla alakalı. Çünkü kimin nerede olduğunun muğlak olduğu bir gün ve geceydi. Yani şu açıdan öyle sordum. Herkes birbirine tabii, ithamda bulundu. Evet. Sen neredeydin, sen neredeydin? Evet. Siz neredeydiniz? Karanlıkta kalan kısımları çok fazla olduğu için, gri kalan, flu kalan kısımları fazla olduğu için, kimin nerede olduğuyla ilgili bu konuda biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydik o gece. O gün Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin yerel yönetimler birimimizin organize ettiği bir etkinlikte tanıtımları vardı, tanıtım toplantısı vardı. Genel merkezdeydik. Tepebaşı Belediye Başkanımızın davetiyle o akşam Ankara'da kaldık, yemekteydik. Kırklareli milletvekilimizle beraberdik Sayın Vecdi Gündoğdu. Aynı zamanda Hatay milletvekilimiz Mevlüt Dudu da beraber gitmiştik onların aracıyla. O akşam saat işte 10 sıraları yani köprüdeki hareketlilikle öğrendik. Sonrasında genel merkeze geçtik. Genel merkezde o akşam bulunan 8 kişiden biriydim. İşte genel başkan yardımcılarımız oradaydı, parti meclis üyelerimiz oradaydı. Biz genel merkeze geçtiğimiz anda jetler geçmeye başladı. İşte o sonik patlamalarla vesaire.
Tabii o an anlam veremiyorsunuz, anlamlandırıyor musunuz? Bunu Türkiye demokrasisine yakıştıramıyorsunuz. Böyle bir karanlığı, böyle bir kötülüğü, böyle bir organize kötülüğü, darbeyi. Anlamlandıramıyoruz bilmediğimiz için. Çünkü biz 80 sonrası kuşağız. Ben 1985 doğumluyum. O darbenin acılarını hep duymuş, yaşamış, bugüne kadar o darbenin gölgesini hissetmiş olanlar için, 12 Eylül darbesinin gölgesini hissetmiş olanlar için ama yaşamamış olan bizler için tarif edilebilir bir şey değildi. O an camdan dışarı bakarken işte biraz kenardan işte patlamalardan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi refüj suluyor, anlam veremiyorsunuz. Yani bir tarafta jetler uçuyor, bir tarafta Ankara Büyükşehir refüj suluyor. Darbe söylentileri var. Sonra televizyon ekranlarından işte başbakanın konuşması yayınlanmaya başladı. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları vesaire falan o süreç elbette. Biz tam genel merkezdeyken bunun başbakanın açıklaması, yanlış hatırlamıyorsam o an, daha henüz meclis bombalanmamıştı vesaire falan. Tam o süreçteydi. Milletvekillerimize meclisten, grup başkanlığından bir davet geldi. Genel başkanımız havadaydı. Şunu da, bunu belki söylemek benim işim midir bilmiyorum ama bunu mutlaka söyleyip kayda geçmesini istiyorum. Çünkü bunu söyleyebileceğimiz bir ortam olmadı. 15 Temmuz'un getirisi sonrasında olanlar bitenler bunları söyleyecek kişi ben elbette ben değilim bir genel yönetici olarak ama şunu mutlaka söylemek isterim. O akşam genel başkanımızın nerede olduğu, neden geç reaksiyon verildi vesaire falan bunun gibi bir sürü tevatür uydurulmaya çalışıldı ama şunu çok iyi o anı yaşamış biri olarak söylemem gerekiyor. Biz genel merkezdeyken genel başkanımızın o an havada olduğu, uçakta olduğu, İstanbul Havalimanı'na henüz iniş yapmadığı, genel başkan yardımcılarımızın bu sebeple genel başkanımızın bilgisi dahilinde bir genel başkan yardımcılarımızın bilgisi dahilinde bir mesaj gönderilmesi işte genel başkanımızın ağzından o an oldu. Kimden ve nereden gelirse gelsin darbelerin her türlüsüne karşıyız diye milletvekillerine, işte parti gruplarına bu mesajlar daha genel başkanımız darbeden haberdar değilken yani uçaktayken bunlar gönderildi. Sonrasında genel başkanımızın bu süreci takip ettiğini, bu süreçteki işte genel başkan yardımcılarına, işte meclis grubuna gönderdiği direktiflerini vesaire o an mecliste Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimizin bulunmasını, o anı mecliste olarak yaşamış biri olarak çok iyi gördüm ve biliyorum. Tekrara gelsek, genel merkezden davet gelince milletvekillerimize meclise davet edildi. Siz de gittiniz. Milletvekilleri. Biz de o süreçte gidip otelde yatmak ne bize, ne kimliğimize, ne karakterimize yakışırdı. Neden ki o anki aksiyona. Biz de milletvekillerimizle beraber aynı o anda meclise geçtik. İnsanın canlı hedef olduğunda hissedebileceği bir şey şu an size aktarmaya çalıştığım şey. Bu hissiyatı anlatarak verebilmek çok mümkün değil. Biz saat 2'ye 5 vardı çok iyi hatırlıyorum. Meclisin bahçesine girdiğimizde güvenlik kapı denen başka bir kapıdan aldılar. Diğer kapılar kapatıldığı için. Önümüzde 3 kişi daha vardı meclise girme arifesinde olan. Biz de onların arkasından yürüyorduk. Üzerimizden bir helikopter geçti. Tüm ışık aksamlarını kapatmış. Sesini sadece duyduk. Sonra o sesin bize yaklaştığını duyunca önümüzdeki koşanlardan biri tek sıra koşun diye bağırdı. Ve o sırada küçük bir patika yolun hemen yanındaki çimlerin yanından koşarken yani 2 metre yanımızdan ateş açıldı helikopterde. O an bir silahın canlı hedefi olabilmenin adrenalini tarif etmek mümkün değil. Tabii yaklaşık 500 metre sonra meclisin işte cam mekanlarını önümüzdeki muhtemelen onlar korumaydılar diye tahmin ediyorum. Kırarak açtılar. Biz de vekillerle beraber içeri girdik. Sonrasında genel kurul salonuna alındı vekiller. Biz de localardan izlerken ilk bomba atıldı. Sonrasında kulise çıktık. O özel kanallarda yayınlanan meclis bombalanıyor diye büyük böyle alevin çıktığı bir an var. Muhtemelen o ana denk geldik. O büyük bir patlamaydı. İşte kulisteki bütün mermerler, camlar vesaire onlar ayaklarımızın altına kadar geldi kulis bölgesine atıldığı için. Biz koridordaydık. Sonrasında herkes genel kurul salonunun içine. Genel kurul salonundan yönlendirerek orada çalışanlar meclisin bodrumuna. Yani o gece işte saat sabah 6.30'a kadar Kırklareli milletvekilimizle beraber oradaydık. Sonrasında hava saldırısı denilen şey bittiğinde vekilimizin evine geçtik. Ülkemiz için çok acı bir anın eşiğinden dönüldü hiç şüphesiz. O an neler yaşadığını insan sonrasında gözünden geçirdiğinde tabii ki aklının ilk o anda burada. Yani
ben bir belediye başkanıyım. Çok kritik bir kriz anı. Ben burada değilim. Ama burada bizim yokluğumuzu aratmayacak arkadaşlarımız vardı. Çok şükür o süreçte. Ve bu fırsatta, yani sizin yarattığınız bu fırsatta tekrar lanetliyorum. Tüm darbeleri, tüm darbe girişiminde bulunmaya çalışan tüm odakları, bunun nereden geldiği, kimin yaptığı, kime karşı yaptığı, amasız fakatsız, lakinsiz tüm girişimleri, tüm darbeleri lanetliyorum bu vesileyle. Bizim başkan iyi güzel ama bir de takım elbise giyse daha güzel olacak diyorlar. Evet. Siz ne diyorsunuz başkan? Çok adamlar gördüm takım elbise. Bir klişe var ya. Klişe de geldi. Elbise içinde insan yok vesaire gibi, bunun gibi ama. Buraya Mahsun yani. Kırmızı Gül'den koy var öyle. Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İşi yapan elbise değil. Mutlaka ben Ahmet Bey'i, Ahmet Bey Belediyesi'ni, Ahmet Bey Belediye Başkanlığı makamını temsil ederken olduğum yerde takım elbiseyle bulunması gerekiyorsa hiç şüphesiz orada takım elbiseyle bulunuyorum. Ama ben biraz daha aksiyonel bir belediyecilik yapıyorum. Bu tarzımla da alakalı, karakterimle de alakalı. Ben hiperaktiviteye yakın bir karaktere sahibim. Oturarak makam odasında, klima ya da kalorifer kenarında oturan bir belediye başkanı, makam koltuğunda sürekli oturan bir belediye başkanı değilim. Koltukta güzel ersin, gördün mü? Bayağı. Mümkün olduğunca koltukta oturmuyorum. Ben misafirlerimizin oturduğu alanda oturuyorum. Bu hep böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Çünkü ben de o odanın misafiriyim. Yani ben de 3 yıl sonra o odanın misafiri konumunda olacağım. Şöyle bir durum var ama işte o koltuğa oturdukça rahatlığına alışıyor insan, bırakmak istemiyor galiba. Mümkün olduğunca o rahatlığı hissetmemeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca o koltuğun verdiği tedirginliği hep zinde tutması için yaşamaya çalışıyorum. Ben şimdi şeyi soracağım, az önce bahsettiniz küreğin bir ucundan ben de tutarım diye. Belediye başkanlarının klişe fotoğrafıdır biliyorsunuz. Çıkar kepçeye veya silindirin üstüne. İşte sizin de böyle tarzınız var mı, yoksa sahiden tutuyor musunuz ucundan? Sahiden tutuyorum ve o bahsettiğiniz iş makinesini de kullanıyorum, kullanabiliyorum. Bir batos şoförlüğünüz var mı? Evet. Yani, Mustafa abi miydi? Kızması evet, Mustafa abi. Bir çerdöver operatörlüğü, yani üniversiteyi okurken de, liseyi okurken de, belediye başkanı olmadan önce de. Özgeçmişinizde yazıyor zaten. Evet. Evet, operatörlüğü. Onu özellikle yazıyorum. Bu ileride ihtiyacımız olacak en önemli şeylerden biri aslında tarım. Biraz buna vurgu yapmak için de aslında. İyi de bir operatör olduğumu düşünüyorum. Yani 10 yıldan fazla bir biçerdöver operatörlüğü yaptığım için. Az önceki şeyle de ilgili. Yani biz tozun çamurun içinden geliyoruz. Bize çok şey gelmiyor, garip gelmiyor. Yani kenarda durmak bana garip gelir aslında. Yani bir iş yapılırken onun içinde olmamak. Yani onlarla beraber olmamak bana garip geliyor aslında. Saray Belediye Başkanı Özgen Erkeş'i konuk aldığımızda balya taşıdığından bahsetmişti. Sizde de var mı başkanım? Çok taşıdım. Trakya'nın balya makinesi de kullandım. Balya da attım, balya da taşıdım. Evet. Onun hamallığını yaptım yani. Bunlar bizim için gurur verici şeyler. Ahmet Beyler diyor ki bizim belediye başkanımız iyi hoş adam da bir de kendine başkanım dedirse daha güzel olacak diyorlar başkanım. Bunu başında da konuşmuştuk aslında. İsmimle hitap edilmek ya da bir ortamda ismimle hitap almak daha samimi geliyor bana. Tamam Mustafa, tamam. Bitmedi. Başkanım diyeceğim ama. Başkanım neden bir makam... Mustafa da diyor, niye başkanım diyor? Diyemiyorum ya. Başkanım neden bir makam şoförünüz yok? Sizin de... Neden Mustafa? Yani şu masada akranlarız neredeyse, evet. Değil mi? Hepimizden yani, küçüksün bu masada. Belki de. Evet. Yani 3 yıl sonra bana ait olmayan bir ünvan alışkanlığına da çok fazla girmek istemiyorum. 10 yıl belediye başkanlığı yapıp ya da çok uzun süreler belediye başkanlığı yapıp ya da çok kısa süreler belediye başkanlığı yapıp ömrünün sonuna kadar o ünvanı kullanan, yani hala o ünvanlarla hayatını devam ettiren insanlar var. Buna lüzum ve ihtiyaç yok. Bizi biz yapan şey makamlar değil. Bizi yapan şey ünvanlar değil. Neden bir makam şoförünüz yok? Arada sizin de kapınızı açacak bir makam şoförü olsun istemez misiniz? Bir samimi olmak istiyorum. Araba tutar beni. Midem de bulanır yan tarafta kaldığımda. İki, Ahmet Bey Belediyesi'nin personel sayısını az önce sizlerle paylaştım. Bir de başkanı sağa sola götüren bir makam şoförü olması hem bütçeye yük hem de bence ihtiyaç yok. Kaldı ki biraz karakterimi tahlil etmiş olduğunuzu tahmin ediyorum. Makamla,
makama bağlılıkla ya da işte o yapıştırma makama saygı tevatürleri çok fazla işi olan biri değilim. Benim için önemli olan insanların bana samimi olan yaklaşımları. Mustafa Bey. Program başında konuştuk. Tişörtlerimizi öv diye. Evet. Sivitlerimizi övmedim. Tamam. Onu oraya geleceğim. Yapsan mı acaba arada? Bir? Ben yaparım. Yap. Ben yaparım. Yap. Sponsor bizden kessek yoksa. Şimdi. Evet. Onu bir şeye bağlayalım. Başka bir soru gibi şeye bağlayalım. Yok şu an bayağı reklama girdik. Onu kesip yapıştırıyorum. Hallederiz. Tamam, evet. Bir öv şunları ya. Evet. Ne kadar güzel bak. Günlüğünü var burada. Bu arada üzerinizdeki sivitler hoşuma gitti. Böyle hediyeler veriyorsunuz diye tahmin ediyorum değil mi? Amatör. Reklamlar gibi oldu. ne kadar da güzel sivitler demek. Evet. Hangimizinki daha güzel? Yani bu daha çok hoşuma gitti. Elbette. Hayatınızda hiç böyle bir an olsun yani. Böyle yaşayayım istiyor musunuz? Hep hayır. Böyle yatayım. Hayır. Çok samimi söylüyorum. Çok kolay uyku tutmaz beni. İşkolik bir adamım. Yani eşim bu konuda çok muzdariptir. Yani görünüm itibariyle, cüsse itibariyle sessiz, sakince evden çıkabilecek bir boyuta sahip olmadığım için ben uyandığımda bütün ev ahalisi uyanıyor. O yüzden çok böyle yatayım. Yani hep isterim böyle yatayım. Benim için çok mümkün değil. Hep isterim çalışayım. Sponsorumuza söyleyelim, siz öyle bir şey yapsın. Çok beğendim. Evet. Çok beğendim. Hep isterim çalışayım diye yapsın. Trakya Pazarı'nın ürünleri. Biliyorum. Saray'da yeri var, dükkanı var. Trakya'nın tek tekstil markası. Şu anda ünü Trakya sınırlarını da aşmış durumda. Çok güzel ve orijinal. Sosyal medyadan da takip ediyorum. Çok güzel ürünleri var. Evet. Tavsiye ediyorum. Buradan kendisine de selam söyleyelim. Çok güzel reklam yaptık gene. Başkanım, olduran olduramayan bölümüne geldik. Bu hayatta oldurdum dediğiniz şey nedir? Bu hayatta oldurdum diyebileceğim en önemli şey, tabii eşimle birlikte en güzel ortaya çıkardığımız ürün hiç şüphesiz oğlumuz. Şahsi anlamda söylediğim şey. İsmi Deniz. Çok güzel. Her evin mutlaka neşe kaynağıdır. Mutlaka bekarlara evliliği ve çocuğu tavsiye ederim. Ben evlilik çocuğu bana bakma. Biliyorum şu. Sana da çocuk tavsiye ediyorum. Sana evlilik bana çocuk tavsiye etti galiba. Belediyecilikte yani Ahmet Bey'de Ahmet Bey halkının yarattığı kaynakla ortaya çıkardığımız en güzel şey diye düşündüğüm belde evi. Olduramadığınız nedir bu hayatta? Olduramadığımız hayattan ziyade belediyecilikte az önce biraz ucundan bahsetmeye çalışmıştım. Bir projemiz var. Bu hayata geçerse Ahmet Bey'deki kadınlarımız başta olmak üzere ya da iş ihtiyacı olan insanların hayatını değiştirebilecek bir şey aslında. Biz onu ödül aldığımız yani kadın el emeğini değerlendirmek üzere yaptığımız bir projeyle geliştirmiştik. Bu biz 8 ay eğitim verdik belde evinde. Kadınlarımızla başladık. Kadın üst giysileri ve moda tasarım kursuyla başladık. Biz dedik ki bunu biraz daha geliştirelim. Gelir elde edebilecek bir unsur haline getirelim. Belediyelerin her biriminde ayrı formatlarda kullandıkları iş elbiseleri var biliyorsunuz. Biz kadınlarla iş elbiseleri üretimi yapalım istedik. Bu aldıkları 8 aylık eğitim çerçevesinde. Sonrasında bir ağ oluşturalım. Trakya'daki belediyelere yani çevremizdeki komşu belediyelerin iş elbiselerini biz üretelim gibi bir hedefimiz vardı o projeyle. Ve bunu destekleyecek de birçok eğitim daha verdik. Yani COSCEP eğitimi, girişimcilik eğitimi, işte paramı yönetebiliyorum eğitimi, finansal okuryazarlık eğitimi. Bunların hepsini bu kursiyer kadın arkadaşlarımıza verdik. Hedefimiz şu, bir kooperatif kurmak. Bu kooperatifle kendi kurdukları kooperatifi kendileri finansal olarak yönetebilsinler ve satışını yapabilsinler. Buradan elde edecekleri gelirle o hep söylenen işte biz kadınlarımızı destekleyelim, ev ekonomisine destek versin. Bu değil. Niyetimiz bu değil. Kadınlar oradan edindikleriyle kendilerine özel kullanabilecekleri bir bütçeye sahip olsunlar. Bunu olduramadıklarımın arasında üzüldüğüm ve hayata geçiremediğimiz, yani kooperatifleşemediğimiz, üretim noktasına geçemediğimiz tek şey şimdilik bu. Başkanım bize bir Trakya klişesi yap da programı sonlandıralım. Ahmet Bey klişesi. Yani Trakya Ahmet Bey klişesinden ziyade bir yerel yönetici klişesi. O da olur. Klişesi. Bayılırız. Halka hizmet, hakka hizmet eleştiriye falan. Son derece açıyorum. Büyük klişe. Evet, eleştiriye evet, açık. Ama siz açıksınız ya eleştiriye. Bu sizin için klişe olmadı. Mutlaka açın. Bazı klişeler doğru oluyor. Bu öyle oldu. Son derece eleştiriye açıyoruz. Hadi bakalım. Güzel. Ahmet Bey'de yapılan özel bir klişe yok mu başkanım?
Şimdi aklıma gelmedi açıkçası hakikaten. Helva klişesi olur, köfte klişesi, batosluk klişesi falan. Yerden biç falan. İşi biliyor. İşi biliyor. Değerli izleyenler, klişenin bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Klişeyi takipte kalın. Ben de aynı temenniyle. Ekranın hangi tarafına koyuyorsunuz bilmiyorum. Abone sen nereye göstersen oraya koyacağım. Evet arkadaşlar, benim gösterdiğim noktada abone ol butonu var. Ben aboneyim. Keyifle takip ediyorum. Bizi gördüğünüzde belki yine siyasetçiler çıkmış ekrana oradan buradan atıyorlar diye düşünmeyin. Siyasetin çatık kaşını, katı yüzünü değil, siyasetin güler yüzünü ekrana taşımak isteyen ama çanak sorularla değil, ciddi anlamda gazetecilik yapan arkadaşlarımızı şiddetle tavsiye ediyorum takip etmenizi. Bugün Ahmet Bey'de misafir ettik onları bu güzel sonbahar güneşinin evet. altında. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Bizleri misafir ettik. Teşekkür ederiz başkanım. Bizi bugüne kadar en güzel öven belediye başkanımız oldu. Yüzümüze karşı övdünüz. En sevdiğim kısım yüzüme karşı övmek. Çok güzel övdünüz. Teşekkür ederiz.